Marmaris Belediyesi Nisan ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının son maddesi olan belediyenin 2013 yılı idare faaliyet raporlarının görüşülmesi konusu meclis üyeleri arasında geçen tartışmalı bir sürecin sonunda karara bağlandı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar 2013 yılında yapılacak olan faaliyetleri okudu. Kamusal alanlarda üzerimize düşen asli görevi yerine getirerek kentteki iyileşme çalışmalarına özel sektöründe artık ayak uydurarak ve Marmaris'in bir cazibe merkezi olduğunu gelen talepler üzerine gözlemlemekteyiz. Kurumsal her değişik iş kolundan firmaların artık Marmaris'te yer aradığını, yer kiraladıklarını ve bunun yanı sıra Marmaris'teki tüm işletmelerin standartlarını değiştirerek bu iyileşme, bu güzelleşme ve çıtanın yükselme kervanına katıldığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Faaliyet raporunu meclis üyelerinin tartışmasını açmak üzere başkanlık koltuğuna Marmaris Belediye Başkan Vekili Zehra Yüzak oturdu. İlk olarak meclis üyelerinde Mustafa Karacan, altyapı tesisleriyle ilgili belediyenin çalışmalar yapmadığını savunarak faaliyet raporunu yeterli görmediğini açıkladı. Herhangi bir çalışma da göremiyorum. Bu anlamda da çok ciddi bir handikap olarak görüyorum. Bu anlamda faaliyet raporunu yeterli görmüyorum. Bir imar plan değişikliği önerisi niye meclisten geçirilmeden Ankara'ya gönderildi? Bunu öğrenmek istiyorum. Geçirilebilir idarenin yetkisindedir. Vatan niye kimseye geçirdi? Vatan, başkanım ben onu gönderseydiniz. O teklif sizden geldi. Karşılıklı lütfen. Yok siz gündeme aldınız biz de. Hayır. İl başkanınız tarafından bir açıklamamız yok. İl başkanınız tarafından bir konuşmada dendi ki Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun olduğu yer, Sabancı Lisesi'nin olduğu yer de bu meydana dahil edilsin diye meclise gelmesi gelmemesi önemli değil. Askı süreci var. Siz de bütün plan tadilatlarınızı belediye meclisine getirmeden götürüp yaptırmadınız mı? Üç defa reysel plan tadilatı yaptırmadınız mı? Yani, evet. AK Partili belediye meclis üyelerinden Zehra Tavacı da 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile ilgili olarak AK Parti ilçe teşkilatının bu meydana karşı olduğu iddialarını değerlendirerek kent meydanına yapılması planlanan büfeler hakkında da düşüncelerini dile getirdi. Bizim burada karşı olduğumuz belediyenin imar planı onaylanmadan artı oradaki ayıplı arsaların temizlenmeden ihaleye çıkmış olması ve bir yarışma daha işte düzgün bir şekilde aldı otopark olarak yapılabilirdi falan gibi şeyler hiç göz önüne alınmadan ben yaptım oldu acelesiyle bizim karşı olduğumuz buydu. Hiçbir zaman orada bir kent meydanı olmasın demedik. Ben bugün nasıl bir arsam var ama dünyanın en güzel binasını yapacağım ama belediyeden de ruhsat almıyorum ama Marmaris'e değer kattım harikaydı deme lüksüm var mı? Yok bugün aynı şekilde büfedir. Eğer plan notlarında orası büfe ise nasıl bir restoran sahibi ben restoranı açıyordu aya ben burayı büfe olarak ruhsatlandırıyorum dediği zaman belediyenin oraya bir büfe ruhsatı verip restoran olarak işletmesi nasıl yasağı değilse bu şekilde bu büfenin de eğer büfe ise büfe olarak ihalesinin açılmasını yani veya zaten plan notlarında tahmin ediyorum bir adet büfe diyor. İnternetin de olması bence çok sakıncalı. Hem de yolların durumu Marmaris Van'da 1 Nisan itibariyle artık uçaklar inmeye başladı ama şu anda çarşının içinde adım atacak yer yok. En azından yollarında derseniz turizm sezonuna yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belediye meclis üyelerinden İsmet Kamil Öner de yaklaşık 3 yıldır fuarlar konusunda da çalışmalar yaptıklarını kaydederek şimdiye kadar belediye olarak yapmış oldukları çalışmaları anlattı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın deniz cephesindeki eğitim alanının ve arka cephesindeki sağlık hizmetleri alanının da ileride yeşil alan olarak kamuya kazandırmamız gerçekten Marmaris'in geleceğini belirleyecektir. Yine partaşlarımızın Marmaris Belediyesi'nde yaptığı çalışmalar özellikle 3 yıldan beri takip ettiğimiz fuarlarla çağdaş modern peyzaj mimarlığı anlayışıyla fonksiyonel Marmaris'in vizyonu yakışan bilgileri planlamalarımızda kullandık. Meclis üyelerinden Arzu Girginç, faaliyet raporunun doğru ve şartlara uygun olarak hazırlandığını savundu. Ben de incelerken bir an geçmişe döndüğümde hem gurur duydum hem de faaliyet raporunun doğruluğunu da bizzat okurken de kendi kendime söylendim.
Başkan Acar da belediyenin asli görevlerinin dışında da birçok açıdan vatandaşa hizmet verdiğini belirtti. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların birinci olarak küçücük ihtiyaçlarını okulların boyası, tuvaletlerinin yenilenmesi için geldikleri ilk kurum Marmaris Belediyesi'dir sevgili arkadaşlar. Burası bir sayfiye kenti. Her şeyden önce bir defa yaptığımız turizmi adam gibi yapmasını bileceğiz. Bu da neyle olacak? Ürünümüzü iyileştirmeyle olacak. Ürünümüzü iyileştiriyoruz. Artık çıta yükselmeye başladı. Marmaris prim yapmaya başladı. Marmaris'e kurumsal işletmeler talep göstermeye başladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı kurulana kadar geçen süreçle ilgili bilgi veren Acar, önemli olan Marmaris yaşayanının mevcut olan uygulamalardan memnun olup olmadığı dedi. Ne yapsaydık peki? Proje yarışması yapacağız diye yıkıntı halinde mi bıraksaydık Marmaris'in göz bebeği olan yeri? Yok, düz bir şekilde durabilirdi. Tamam, bıçaklar serilirdi, arabalar fark ederdi. Söz sizin varlığınız. Eleştiriniz var, evet. Söz olun. Çok acelesi yoktu. Peki, bizim acelemiz var. Marmaris'in her yeri hizmet bekliyor. Bu memleket mezverelik, yağmur suyu kanallarına bağlı olan apartmanların fosseptiklerini, kanalizasyonlarını bulduk. Asbestli, hala girilmemiş olan yerlerde Marmaris halkı asbestli su borularından su içiyor. Zehra Yüzak da meclis üyelerinin raporu değerlendirmesi sonrasında kendi düşüncelerini söyledi. Müfettişler geldiler. Ben ismimi söyleyince başka bir Zehra Hanım daha var mı meclisinize dediler. Yani burada açıkça sizin isminizi beyan ettiler şikayet dilekçesinin altında. Şikayet dilekçesinde altında imzamız tabii ki var. Biz niye şikayet yani, söylüyoruz? Yasal olmayan bir şey. Ben şimdi kendi arsama imar izni belediyeden ruhsat almadan bir bina yapamazsam belediyenin örnek olması gerekir. Burada ruhsatsız bir şey. Biz ona karşıyız. Yoksa kent meydanı tabii ki yapılsın. Ruhsatsız bir şey yapılmadı. Danıştay kararlarının da üzeriz. Yani evet. Konuyu sattırma gibi bir durum var. Bizim karşı olduğumuz belediyenin altındayım. Toplantının sonunda gündemin 11. maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Evet. 2012 yılı Marmaris Belediyesi'nin idari faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.